Dilerseniz yurt içine geçelim. Yurt içi bu hafta daha heyecanlı bir taraftı. Borsa İstanbul'da uzun zamandır yaşadığımız hızlı yükselişin ardından Eylül işte Ekim ayında %25 yükselmiştik. Düne kadar Kasım ayında da %20'ye yakın bir yükselişimiz vardı. Dün tabii ki endekste ağırlığı ağır olan yüksek olan iki hissenin hareketiyle, daha doğrusu Hektaş tarafında akşam seansında yaşanan ortak satışı ile birlikte buradaki tavan serilerinin bittiğini ve taban fiyatlamalarının başladığını gördük. Genel olarak BIST 100'de aslında bakıldığında bu iki hissenin ağırlığı son dönemde çok artmıştı. Sasa ve Hektaş'tan bahsediyoruz. Burada BIST 100'de bu iki hissenin ağırlığı %11 seviyesindeydi. Dolayısıyla bu hisselerin taban ya da tavan fiyat olmaları endeksi direkt olarak %1'den daha fazla etkiliyor. Yani bugün şu anda bu iki hisse tabanda bulunurken BIST 30 sadece 0.30 artıda görünüyor ama Hektaş Sasa hariç bakıldığında BIST 100 endeksi bugün 1.4 artıda aslında. Son dönemdeki hareketlere biraz da böyle bakmak gerekiyor. Çünkü gerçekten özel BIST 100 tarafında çok ağırlığı olmuştu. BIST 30 tarafında daha da fazla bu arada bu ağırlık. Orayı çok daha fazla etkiliyor. Bu iki hissenin hareketlerini gördük. Borsa İstanbul'da tabii biraz panik satışı da genele de yayıldı. Hızlı giden hisseler de buraya eşlik edip taban taban fiyatlamalar görüldü. Biraz panik ortamı yaratıldı. Dün ve bugün özelinde. Hafta biterken bu BIST 100 endeks tarafıyla alakalı siz neler söylemek istersiniz? Sizce yükseliş trendi bitti mi yoksa kısa bir dünlenme sürecinde mi sadece? Yani sondan başlayayım. Ben genel trendin tam olarak bittiği kanaatinde değilim. Yani buradaki hep aynı şeyi tekrarlıyoruz. Yani seninle yaptığımız yayınlarda da altını çizmek gerekirse temeldeki hani borsayı yukarı taşıyan ya da bu rally'nin temel nedeni olarak gördüğümüz sebepler devam ettiği müddetçe iç piyasada bu tarafa da talep devam edecektir. İşin aslı baktığımızda da evet borsada bir şişkinlik olabilir. Özellikle şirket değerlemelerine yönelik son dönemlerde biraz biliyorsun tartışmalar var. Özellikle bazı şirketlerin ileri yönelik beklentilerle sert rally'ler yaptığını ve piyasanın genel gidişatının çok önünde gittiğini gördük. Tabii bunu da her seferinde uyarıyoruz. Yani yatırımcılarımız biraz daha burada belki evet orta vade uzun vade bakabilirler ama daha dengeli bir şekilde ya da maliyetleri göz ardı etmeden direkt piyasaya giriş yapmamalılar. Hele hele çok yüksek rally yapmış ya da şirket değerlemeleri olarak çok şiştiğini düşündükleri kağıtlardan bir müddet uzak durmalılar diye düşünüyorum. Şimdi her şeyden önce şu var. Yani borsa açısından biliyorsun yani Haziran'dan bu yana çok ciddi bir rally başladı. Yıl başından itibaren de ele alırsak herhalde bir %150'lerin üzerine çıktık getiri olarak. Tabii burada iç piyasadaki diğer Türk lirası cinsinden varlıklara baktığın zaman borsa enflasyonun falan çok 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 üzerinde aynen. üzerinde Alternatifsiz. tabii getiri sağladı. Örneğin ben kredi kur korumalı mevduat tarafına mesela bakacak olursak en azından mesela dolardaki genel atakları engelleyecek şekilde bu politika devreye alındı ama oradaki yatırımcının evet parasının değerini koruduğunu görüyoruz ama çok fazla nemalanmadığını da görüyoruz. Şimdi haliyle de aslında getir olarak enflasyonun altında kaldı diğer tüm enstrümanlar. Burada da borsanın bu bağlamda işte cazibiyeti çok fazla oluyor ve ister istemez de belli seviyelerin üzerindeki bu borsaya yeni girişler bizler dahil herkesi biraz olsun endişeye sevk ediyor. Yani ben burada evet genel rally'nin bozuluk kanaatinde değilim ama son yayınlarda seninle de konuşuyorduk. Yani belli düzeltmelere dikkat etmek lazım. Yeni girişler için hisse bazında ya da sektörel bazda seçici olup biraz daha düşükten maliyet hedeflemekte fayda var. Ben kısa vadede aynı noktada düşünüyorum yine. Sonra az önce yurt dışında konuştuk ama mesela işte artık Amerika için çok bahsetmesek de son zamanlarda örneğin Avrupa başta olmak üzere birçok farklı riskler var. Resesyon zaten ayrı bir olay özellikle Avrupa'da. Yani bunlar dış ticarette de daralmalara neden olabilecek unsurlar. Haliyle yurt içindeki işte üretici firmaların, yurt dışı ihracat yapan firmaların ister istemez pazarlarını olumsuz etkileyebilecek gelişmeler. Yani şunu demek istiyorum yıl sonuna doğru ve özellikle 2023'ün ilk dönemlerinde biz belki bu yurt dışından kaynaklı şirket performanslarının ister istemez olumsuz etkilendiğini de görebileceğiz. Özetle şunu söyleyeyim yani 5000 üzeri beklentim halen var. Bu tarafa doğru bir çalıştırma yapabilir piyasa. Ama hani onun üzerinde daha sert rallilerin devam edeceği yönünde bir beklentim yok. Haliyle piyasanın artık bu seviyelerde zaten hız keseceğini bekliyoruz.
yeni maliyetler açısından dediğim gibi seçici olmak lazım. Piyasada halen önümüzde bir potansiyel var yukarı yönlü. Evet. Tabi bu potansiyel içerisinde de hisse tercihlerini çok dikkatli yapmamız gerekiyor ister istemez. Dediğim gibi düzeltmelerde daha düşük maliyet yaparak piyasanın genel havasını takip etmek gerekiyor ki 5000 seviyelerine doğru ve 5000'in üzerindeki özellikle göreceğimiz seviyelerde biraz daha kar realize edip bir miktar daha piyasayı izlemeye geçebilir yatırımcılar. En azından şu andaki genel gidişat ve bakış açımda bunları değerlendirebilirim ya da toparlayabilirim. Evet. Ben de şunu ekleyeyim son olarak Ahmet Bey. Şimdi endekste bu tarz trendlerden yani 7-8 haftalık yükselişlerin ardından genelde hacim rekoru kırıldığında bir düzeltme sürecine giriliyor teknik olarak. İşte dün de 139 milyarla yeni bir rekor kırmıştık. Oradan bir düzeltme oldu ama İşte bu daha önceki düzeltme bankacılık endeksi öncülüğünde yapılmıştı. Bu sefer işte iki hisse öncülüğünde yapılıyor. Bu genele yayılarak yanlış bir gözük, yanlış analiz yapmamızı sağlayabilir. Bu hafta mesela BIST 100 endeksi %1 yükseliş gerçekleştirdi. Ulaştırma endeksinin %6 değer kaybettiğini görürüz bu hafta. Burada tabii Pegasus tarafında olan fiyatlamaların da etkili olduğunu düşünüyoruz ama bu Pegasus tarafındaki fiyatlamalara da bir ek yapmak istiyorum. Burada 315 TL fiyat da kurumsal yatırımcıya satış aslında bir halka arz gibi düşünülebilir. Halka arzlar da %20 iskontoyla satılır. Burada bu fiyatlardan Pegasus'un yabancı yatırımcıya satışını ben başarılı buluyorum. Kurumsal yatırımcıya satışını daha doğrusu. Pegasus önümüzdeki yılın da önemli performans gösterecek hisselerinden birisi. Bu tarafta yani bu tarz geri çekilmeler endeks olarak bakıldığında kötü görünüyor ama aslında alım fırsatı olarak da düşünülebilir. Bununla birlikte bankacılık endeksinin son dönemde yeni zirve yapmayan tek sektörel endeks olduğunu da eklemek gerekiyor. 5000'li seviyelerdeydi. Dün 4000'lerden iyi bir destek aldı. Şu an bu taraflarda biraz daha fırsat olduğunu düşünüyoruz genel itibariyle diyebiliriz. Sizin de söyleyeceğiniz ek bir şey yoksa? Ben şunu ekleyebilirim. Bir defa piyasada çok fazla duyum var. Evet. Gelen işte haber akışlarından ya da bize yatırımcıların danıştığı genel bilgilerden bunları görebiliyoruz. Evet. Ben bizim araştırma birimi olarak yani sizleri, seni, Arzu Hanım'ı tebrik ediyorum. İnanılmaz güzel çalışmalar, güzel raporlar ortaya koyuyorsunuz. Sağ olun. Yani burada özellikle hisse senedi raporlarımız, haftalık önerilerimizi yatırımcılar dikkatle takip etmeye devam etsinler evet. derim. Çünkü her duyum evet gerçeklik payı da olabilir ama evet. birçok noktada da hele böyle bir dönemde evet. yatırımcılara zarar verebiliyor. Kesinlikle. Evet bunu ilave edebilirim, bunu tamam. tavsiye evet. edebilirim evet, yatırımcılara. Evet. Yani bu dönemde gerçekten biraz daha güvenilir. BIST 30 da çünkü gerçekten çok uygun çarpanlarla yani 3-4 yıllık karına satılan çok hisse var ve bu fiyatlarda kalmaya devam edince bu çarpanlar daha da aşağı seviyelere gelecek. Yani buralarda BIST 30 tarafında son dönemde asıl fırsatın burada olduğunu düşünüyoruz deyip bitirelim. Teşekkür ederiz katıldığınız için. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olasın. Herkese bol kazançlar. İyi haftalar diliyoruz.